benim gerçekten dikkatim dağıldı bir an. Komiserim, güvenlik kameraları çalışmıyor. Lan kızımı yurt dışına kaçırdın, burada evimizde numara çekiyorsun değil mi? Saçma sapan konuşma. Ben torunum için parti vermiştim. Hayatımın en mutlu gecesini yaşıyordu. Şikayetçiyim komiser. Bu adam değilse adamlarından biri kaçırmıştır benim torunumu. Gözümün içine baka baka yalan konuşuyorsun lan! Beyler! Başla gel! Şşt, beyler! Beyler lan, sakin! Görüyorsunuz değil mi? Şiddet bağımlısı köylüyü saldırmaya çalıştı! Lan sen dua et, ben senin yaşına hürmet ediyorum. Sen dua et! Güven Bey, bu kameralar neden kayıt almıyor? Bilmiyorum, ben bu eve yeni taşındım. Evin eski sahibesi Müge Hanım'a soralım, burada. Fotoğrafını şimdi gönderiyorum sana. 10 yaşında. Tamam, bir şekilde hastaneye gelirse veya getirilirse lütfen bana haber ver. Lütfen. Müge'cim, komiser Bey kameraları soruyor. Kameralar çok uzun zamandır çalışmıyor ama ben Meleği Güven'in kaçırmadığına eminim. Parti boyunca buradaydım. Yani Güven'in böyle bir şeye teşebbüs etmeye vakti yoktu. Melek muhtemelen kendi kendine kaçtı. Vay be! Sen de bu herifin tarafındasın ha? Sancar, saçmalama lütfen. Ben sadece birbirinizle kavga ederek vakit kaybetmek yerine Meleği aramaya odaklanmanızı sağlamaya çalışıyorum. Bu pislik herif benim kızımı almaya kalkmasaydı bunların hiçbirimizin başımıza gelmezdi. Çekil lan! Beyler, beyler rica ederim sakin olun. Kayıp anonsu verildi ekiplere. Burada bir işimiz kalmadı. Gidelim emniyete, orada konuşuruz. Lütfen. Çekil. Sen dua et kızım bulayım, sen dua et. Sancar Bey, Güven'in işi mi? Değil gibi ya. Yani Güven'in bir parmağı yoksa bu işte Melek elbette bir yerlerden çıkacaktır. Konağa gitmiş olmasın? Yok, konakta değil. Her 5 dakikada bir arıyorum, yok. Ya anam yok, kavruk yok, mavi yok. Ne oluyor avukat? İnşallah, inşallah kızınızı sağ salim bulacağız. Bulmak yetmez. Bu olanlardan sonra var ya, benim kızım bu evde kalamaz, tamam mı? Ne oldu Selim ha? Ha ne oldu? Hani adam alıp gelecekti? Selim adamı buldu. İkna etmeye çalışıyor. Yarın sabah ilk uçakla getirtmiş olacağız. Geç kaldınız avukat, geç kaldınız. Adamı bugün getirmiş olsaydı var ya, bu olanlar olmayacaktı. Ben de kızımı Güven'in eline almış olacaktım, tamam mı? Ben emniyete gidiyorum. Kesin Meleği bir yere sakladı, kesin. Ya Sancar'ın böyle bir zamanı var mıydı? Her şey zaten bir anda olup bitti. Birbirinizle dalaşmak yerine evin etrafını arasaydınız... ...şimdiye kadar belki de Melek bulunmuş olurdu. Bir kere de benim yanımda olsa Müge. Bir kere. Bak torunum kayboldu, elim ayağım titriyor. Senin için işi yanan bir adama şefkat göstermek bu kadar mı zor? Monsieur Çelebi, Desuit Dözeli. Ben nasıl oldu anlamadım, hep yanındaydım. Tübevik. Anlamadım. Bunu anlamayacak bir şey yok ki. Kovuldun. Piripari bir bagaj, imidiyatimu. Geldiğimde seni görmek istemiyorum. Hoşça kal Müge. Efendim? Sancar Efeoğlu ve avukatı bir şeylerin peşinde. Ne? Bilmiyorum ama birini bulup getirtmekten bahsetti. Selim adında bir adamını görevlendirmişler bunun için. Sancar Efeoğlu, Selim adamı getirseydi kızımı çoktan geri almıştım dedi. Ne olduğunu öğren. Emredersiniz efendim. Ve şu Sancar'ın yeni sevgilisi var ya, şu havalı kadın, neydi adı? Mavi. Takiptesiniz değil mi? İş yeri kapalı. Pansiyondan da ayrılmış. Bana bak. Sancar'ı da o kadını da adım adım takip edeceksiniz. İçtikleri sudan bile haberim olacak. Anlaşıldı mı? Peki efendim.